İkinci Lig ekranlarından herkese merhabalar. 5. hafta 2. günde günün ilk karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. 10 Euros Akademi karşısında No Name Espor olacak günün ilk karşılaşmasında anlatımda. Ben Espor yanımda Trix ile birlikte karşılaşmada sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Trix. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir maç. İki takım da bence gayet dengeli. Bence uzun bir maç olacak gibi gözüküyor. Neyse. Evet, iki takım da 5 galibiyetteler. Senin de söylediğin gibi playoff yarışına yakından ilgilendiren karşılaşmalardan bir tanesi ligin sonuna yavaş yavaş gelmeye devam ederken takımların rekabeti de gitgide artıyor. Yasaklamalarla başlayalım istersen. Skarner ve Rumble yasaklamasının On Line tarafından, Zerat, Ezreal ve Muakali yasaklamaları da On Heroes Academy tarafından geliyor şu an. Evet, bu yeni patch'te 14-12'de Ezreal birazcık güçlenmişti. İlk safhadan hızlı bir şekilde yok ettiler. Seçim tabii önemli. Bakalım hangisine gidecekler. Farklı bir şey tercih edecekler mi? Evet, Kaysa'nın da genelde seçildiğini görüyoruz nişancılar arasında. Özellikle bu Yama'yla birlikte. Kaysa hakkında ne düşünüyorsun? Ya şu an bu Ebedi Kılıç'ın dengelenmesinden sonra birazcık daha ön plana çıktı diye düşünüyorum. Bir de orta tarafa da Korki esnetildiğinde, yani alındığında güzel bir AP hasar destekleyicisi oluyor. Ya da herhangi bir AD şampiyon alırsanız alt tarafta AP ile tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden Kaysa'nın önceliği de birazcık artıyor. Evet, Kaysa'dan bahsederken On Line'de şu anda Kaysa üzerinde duruyor. On Line Akademi ilk seçimde Real tercihiyle başladı ve Kaysa geliyor. Beklediğinden hızı düştü ama Ketlin. Yani evet, dengelemeler aldı. Ebedi'yi birazcık zayıfladı ama birazcık Ketlin'in kompozisyonu oynamak zor. Yani erken oyunu iyi yönetmeniz lazım. Ama Kaysa oyunun her tarafında iş yapabiliyor. Koridor aşaması da kitle kontrolü bir destekle bence gayet güçlü. Zeri üzerinde duruyor şu an On Heroes Akademi tarafı. Tabi Leona ile birlikte Kaysa koridoruna karşı Zeri tercihi gelecek şimdi. Zeri'yi de bir güçlendirme geldi statikle beraber. Onu da bayağı bir görüyoruz. Yanına bakalım. Ormancı mı gelecek yoksa orta koridor mu? Evet, takımlar genelde burada ormancı ya da orta koridor seçmeyi tercih ediyor. Üst koridoru ikinci yasaklamaya bırakmak istiyor ama Brandt orman için ilginç seçeneklerden bir tanesi. On Heroes tarafından geliyor. Ki orman mı? Orta koridorda bu aralar çok fazla görüyoruz. Ama ben ormanda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bazen bazı eşleşmelerde orta tarafa da yolluyorlar. Brandt neyi sevmez? Üstüne zıplayan şampiyonları. Lee Sin, Xin Zhao gibi şampiyonlar iyi. Hemen de Lee Sin'i No Name ekibi aldı. Evet, senin de söylediğin gibi güzel bir cevap Brandt'e karşı. Tabii Brandt'in koridor oynama ihtimali de var ama birazcık daha ormanda ben de senin gibi güçlü bulan taraftayım. İkinci yasaklama ekranına geçtik. No Name tarafından bakalım hangi şampiyonlar yasaklanacak. Orta koridor ya da üst koridor havuzunu daraltmak isteyebilir iki takım da. Çünkü henüz bu tarafa yatırım yapmadı şu ana kadar. Derken Tristana yasaklaması geliyor. Ben bir korku yasaklaması bekliyorum. Oha ekibinden. No Name'e de Sylas yasaklandı. Bir Malphite mi istiyorlar yoksa Fresh Killer'ın Sylas'ını mı düşündüler? Bir önceki maç almıştı. Sylas Morde yapmışlardı. Evet, orta ve üst tarafta. Baktığın zaman da çok etkili, efektif ultiler yok Sylas için ama demek ki plan dahilinde belki başka bir şampiyon olabilirse işleri değiştirebilir. Onun son yasaklamasında İleria yasaklamasıyla devam ediyor. Son yasaklama bakalım ne tarafa gelecek. Yani korku açık iki tarafta alabilir. Yani bir tarafta Brand'i ormana yollayıp korku orta koridor. Diğer tarafta da Kaysa'yı birazcık da AK'ye gönderip aynı şekilde korku alabilirler. Malphite yasaklandı. Evet. Bakalım Ersin de Fiora'yı çok seviyor. Aslında Fiora'lı bir kompozisyon oynamak isterler mi? Bunu birazdan göreceğiz tabii ama kör bir Fiora gelecek mi? Burada muhtemelen orta koridorunu göstermek isteyecektir No Name tarafı. Ya da üst koridor için ekstra bir tercihleri yoksa. Evet, Zoe. Oh. Zoe. Evet. Ama yani şampiyon güzel. Ama kör alınabilecek mi şimdi bakalım. Yani Kayna'nın güzel bir cevabı var zaten. İleri yasaklaması bunu gösteriyordu galiba biraz daha.
Hani çünkü bu eşleşmeyi ileriye alırdı. Ortak tarafta Zoe'ye karşı ne gelinecek yoksa Brent mi gidecek? Azir. Kayn'in iyi oynadığı bir şampiyon. Eşleşme nasıl gidiyor bilmiyorum ama Azir için mutludur. En azından mesafesi olduğu için o bubble'ları yeme anlamında uzaktan dürtebilir. Bir tane tankı ihtiyaçları var. Önde sadece Rel duracak. Bence Sante Daha gayet ideal. güzel bir tercih. Kesinlikle katılıyorum sana. Sante gerçekten hem hasarıyla birlikte hem de tanklayabildiği hasarla birlikte şu anda ilk seçim olabilecekti ama ters köşe burada Ornn'a gidildi. Tabi biraz daha net bir tank istediler. Burada takım savaşı başlatabilmek adına da güzel bir ultiye sahipler. Bununla birlikte No Name bu koridora agresif bir eşleşme alabilir dilerse. Benim aklıma hemen Camille gibi bir tercih geldi ama. Camille, Morde. Bence Camille daha etkili duruyor. Yani şu an çok güzel bir pick-up kompozisyonu var No Name'in. Zoe bubble olsun, Camille zıplaması, Lee'sin ses dalgası. Yani ilk hedefi düşürebilecek çok fazla kitle kontrolleri var. Yani iki tarafı da çok beğendim. Birazcık Oha ekibi eşyaları aldıktan sonra 1-1,5'tan sonra daha etkili gibi. Hatta 2 de diyebilirim. Ama No Name'in erken oyunda bence bastırması lazım. Özellikle bu Zoe Lee's'in 2-2'lerde kullanmaları gerekiyor. Bir bakıyorum takım savaşı başlatma tarafında Camille iyi flankleyemezse birazcık zor. Yani o Azir Zeri'ye yetişmek. Evet, bununla birlikte senin de söylediğin gibi iki takımın da 5 galibiyeti olduğunu hatırlatalım. Bu karşılaşma iki takım için de çok kritik bir öneme sahip. Söylediğin gibi takımların kompozisyonları da birbirine dengeli gözüküyor. Bakalım bu karşılaşmada bizlere neler gösterecekler. Ellerindeki bu kompozisyonlarla birlikte telafisi olmayan maçlardan bir tanesine birazdan geçiyoruz. Ve günün ilk karşılaşmasında vadedeyiz. Lonely Rose Academy karşısında No Name. İki tane 5 galibiyete sahip takımın karşılaşmasındayız. Gayet heyecanlı bir karşılaşma olacak. Playoff adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu da şimdiden hatırlatalım. Ligin ortasında biraz daha geçmişken artık her galibiyet çok daha önemli iki takım için de. Dilersen kompozisyonlar hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapabiliriz Trix bu boşlukta. Evet, yani No Name ekibinin erken oyunda birazcık daha kendini belirtmesi lazım. Lee Sin Zoe'yi 2-2'lerde kullanması gerekiyor. Yani oyun birazcık daha yavaş tempolu ve altı farkı açılmazsa ben Oha ekibinin kompozisyonun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o arka tarafı ulaşma kısmında zorlanacaklardır Azir ve Zeri'ye. Ellerinde bir Camille var. Camille o istediği flanki atamazsa Leona'nın tek engage'i onlara yetersiz gelebilir. O yüzden erken oyunu No Name'in etkili olması lazım. Onun dışında Azir ve Virant birazcık da orman dönüp seviye almaya bakacaktır diye düşünüyorum. O Evet. yalnız karşı ormana bir baskın. Evet, erken oyunun çanlarını çaldırmaya başladılar. Güzel hamle. Hemen Brent gibi bir haritayı şampiyon bölüyorlar. buraya karşılık vermesi de çok zor. Senin de söylediğin gibi haritayı bölüp burada erken rakip ormana bir hasar vermek istediler. Derek ile birlikte rakip kırmızı güçlendirmeden başlıyor No Name. Alt koridorları birazcık daha agresif oynayabilir. Şu an bir de leash atma fake'i verdiler. Maviden geliyormuş gibi yaptılar. Güzel oyun. Şu bakalım Brand buna karşı nasıl cevap verecek? Öncelikli soru, acaba bunun farkındalar mı? Ya şu an hiç değil. Evet, senin de söylediğin gibi o fake gerçekten tutmuş da olabilir. Çünkü çok da hemen hemen yakın zamanlamada geldiler. Sanki maviye yardım etmiş gibi. Koridorda da çok büyük bir dezavantajla başlamadılar. Seviye 2 adına erken seviye 2 olacaklar. Bununla birlikte Atat kule altına doğru gitti. Burada Lunaris'in üzerine gittiler. %60 cana kadar düşürmeyi başardılar. Güzel bir hasar takası. Seviye 1'e 2 karşılığında. Seviye 2'de güzel kullandılar. Şimdi Brent bir sinyalleri attı. Yani raptorlarım gitti gibisinden. Şimdi karşı kuşları gidiyor ama birazcık geç kaldı. Yani belki kırmızı da yakalayabilir ama hızlı olması lazım. Yani Zoe de araya kapatabilir. Oo, orta tarafa bir baskın geliyor. Beklenenin aksine orta koridora bir baskınla başlamak istedi. Burada Reşkiler'in üzerine doğru gitti. Bir uyutma var sıçrasıyla bir oyunu yapmaya denedi ama burada güvenliğe kaçmak için yeterli Fresh Killer bu pozisyondan sıçrasıyla çıkmayı başarıyor. Yani Q'yu daha iyi atabilir miydi düşünmüyorum. Yani en azından bir EQ denilebilirdi. Bence çok rahat kaçtı. Çünkü çok güzel bir pozisyondan gelmişti. Yani tam arka taraftan. Brent'in sevdiği bir nokta.
Yine de sırçasını almayı başardı ama Lee'sin üst taraftaki ormanı temizledi. Şimdi alt taraftaki ormana da girmesi zor çünkü Leona hemen Kai'Sa ile beraber nehre indi. Seviye anlamında Brand'in temposunu bayağı bir bozdular. Evet, senin de söylediğin gibi Brand olsa kurduğu bir baskından sadece sıçrayla almak durumunda kaldı. Bununla birlikte o tempo birazcık daha kayboldu. Tabi Oniros Akademi'nin kadrosuna baktığımda şampiyonlar sanki biraz daha orta oyun ve geç oyun öncelikli şampiyonlarmış gibi geliyor bana. Yani oyun eşit gitmeleri ve seviye almaları onları birazcık daha mutlu edecek. Şimdi Brand tekrar nehirde ama Kai'Sa Leona hızlı bir şekilde kapatıyor. Lee Sin de geldi, çıkması lazım orada. Evet, yalnız Kromaket yakalanmış gibi görünüyor. Burada Kayne'nin de desteği var. Kayne'nin desteğiyle birlikte güzel bir geri dönüş hasarı bıraktılar Derakin üzerine ama bu Yampiri yengeci almak için yeterli baskıya sahip değiller. Bu da Derakin'e gidecek. Evet, şu an seviye 4 oldu. Sanırsam üst taraftaki yengeci doğru gidiyor. Şimdi Raptorlar tekrar çıkacak. Bakalım Derakin aynı pozisyonda kuşlara gidecek mi? Şu an bir eşyalarda eşitlendi Brand üste dönünce. Senin de söylediğin gibi Raptorlarına doğru gittiğini görüyorsun Brand ama Lee Sin bu sefer oralı olmadı. Kendi orman kamplarını temizlemeyi tercih etti. Belki üst taraftaki Yampiri için yukarı bir hamle yapabilir. Şu ana kadar tempoda biraz daha önde götürüyor Lee Sin Brand'e karşı. Üst koridorda da minyonlarda eşitlik söz konusu diyebiliriz iki oyuncu arasında. Canlar da az. Yani iki ormancı da şu an bu tarafa bakabilir. Brand üst tarafta. Tabi Ersin de koridoru itmeye başlayınca Kemal'i hiç düşünmeden üstü dönüp ışığından atacaktır. Lee Sin sanırsam ejder dönüyor, evet. İlk objektifi Lee Sin alacak gibi. Yani henüz vadinin küçüklerine girdiğini görmedik. Kromaket'inde birazcık daha kendi ormanın içerisinde kalmak istedi o. Şu anda kurbağayı aldı ve sanırım ejderin bilgisine sahip. O da nehre doğru indi. Ama belki karşı ormana da girebilir gibi görünüyor şu an. Ejder burada evet, non-aim mermesine yazıldı. Şu an bu haber geldikten sonra o kuşları en azından hızlı bir şekilde alabilir. Lee'sin de üst taraftaki kamplarını çok vermek istemediği için ejder aldıktan sonra hemen üste döndü. Oraya sinyaller geliyor ama şu an güzel bir orta tarafa baskın atıp pozisyonu var. Evet. Sıçrası yok. Bakalım Kayna ile beraber oynayabilecekler mi? Burada ultisini de kullandı. Güzel bir oyun geldi. Kayna ile birlikte kitle kontrol de gelecek. Çok fazla hasar var. Flash Kid'in bu pozisyonda düştüğünü göreceğiz gibi bir otomatik saldırı yeterli olacak. İlkan Kromaket'e gidiyor. Aynı yerden aynı şekilde Brand baskını yaptı. Tabii bu sefer sıçrası da olmayınca daha rahat Kayna'nın ultisiyle beraber güzel bir skor aldı ve kurtçuklara da başladı. Brand toparladı. Yani bu ilk kanı almasıyla beraber o aradaki fark bir anda kapandı. Kurtçuklarla da beraber de sanırsam seviye 6 olacaktır birazdan. Evet, özellikle rakip ormandan da bir kamp almasıyla birlikte gelen skorda tempoda yetişmesini sağladı Brand'in. Tekrardan Lee'sine karşı. Üst koridorda durum hala eşit gidiyor. Aslında bu dakika itibariyle birazcık daha Kamil'in baskı yarattığını görmeye başlarız normalde bu eşleşmede ama şu ana kadar Ersin burayı iyi idare ediyor. Ersin bu eşleşmeleri iyi oynuyor ve tam bir Ornn oyuncusu. Yani önceki zamanlardan da Ornn'u sevdiğini biliyoruz. Şimdi tekrardan kuşlara doğru yürüyor Derakil. Oradaki orman kamplarını vermek istemiyor. Noname'in alt koridoru birazcık daha agresif. Yani burada oynamaya devam edebilirler. Yanlış bir tarafta. O bir hasar takası. Ocağın çağrısı da geldi. Ersin'le birlikte burada sıçra alınıyor. Elaha sıçrası atmak durumunda kalıyor. Ocağın çağrısı da karşılık. Üst koridorda 5 dakika boyunca sıçraya sahip olmayacak Elaha. Süre oyun. Ersin de o Kemal'in ulti atabileceği mesafeyi hiç vermedi. Kemal de ulti atamayınca, yani onun ultisiyle, beraber kaçamayınca sıç atmak zorunda kaldı. Güzel oyun. Bir deneme kule altında güzel hasar çıktı Pigap'tan. Lunaris üzerinde geri dönüş hasarını Kakarot vermeyi başarıyor. Yine rakip ormanda Derakin kırmızı güçlendirme alıyor bu sefer de. İki kamp aldı. Vay be, mutlu olmuştur. Yalnız buraya girerse sıkıntı olabilir. Mi? Yalnız, içeri attı. Cevan,
devam edecekler gibi görünüyor senin de söylediğin gibi ama vazgeçildi tabii burada muhtemelen Brandon bilgisine de sahip oldu. Oraya geçmesiyle birlikte bu pozisyona devam etmek istemediler. Belki Brent olmasaydı bir deneme gelebilirdi ama. Evet evet ben bir ulti flash bekliyordum. Rally'nin üstüne atlayınca bir takım arkadaşlarına yollamıyor ama o da Brand'i görünce pozisyona devam ettirmek istemedi. Bakalım üstüne dönüş bozuldu. Bir Azir'e oyun mu gelecek? Lisine dönebilirler burada. İki ormancı karşılaşacak. Ork yok açtı. Senin de söylediğin gibi Derek'in üzerine gitmeye çalışıyor. Kromaket bu pozisyonda güvenle doğru gidecek. Ultisini kullandı abi. Nereye? Kayneden ama çok iyi bir isabetli bir ulti olmadığını söyledim. Kakarot burada devam etmek istiyor. Ultisiyle birlikte ilerliyor rakiplerin üzerine. Derek'in üzerine doğru gitti. Bir otomatik saldırı sıçrayla birlikte skor almayı başaracak. Bu pozisyonla birlikte Kakarot ilk skorunu alıyor da. Yani burada Zeri verer ya minion dalgasına bırakıp geldiler. Yani bu hamleyi Nonname ekibi bence hiç beklemiyordu. Karşında bir skor aldılar ya Kayne bir yardım etti ya. Zoe'ye dedi ki sen buradan kaç. Ben seni bir kurtarayım. Yani o pozisyondan sıçra atmadan kurtuldu. Şanssız bir an ama yine de bir skor almaya başladılar. Yalnız Piga'dan da ciddi kontrol var ama kule altında agresif bir oyun burada. Piga'da giden bir skor var. Atat'ın desteğiyle birlikte skor gelecek ve bu pozisyonda güvenli bir şekilde ayrılmayı başaracak. Evet, iki kişiye gelen bir Leon ultisi karşına da bir skoru getirdi. Güzel oyun. Rahat bir şekilde de üstü dönüş yapacaklardır. Zerine Wunin Min dalgasını evet alması lazım. Üstü dönmeyi bozdu. Aslında güzel de bir emleme geldi. Tek başına olduğunu düşündüler Pigad'ın ama bu pozisyonda çok hızlı yetişti Atat'ta pozisyona. İki kişilik Leon ultisi burada skorun alınması için yeterli oldu. Şu an Nonname ekibinin ama beklediğimden birazcık daha derken Zoe'yi evet, Min dalgasını birazcık daha resetlemek için gelmiş. Ya biraz daha agresiflik bekliyorum Nonname'den. Özellikle bu Lee Sin Zoe'yi kullanma anlamında. Evet kampları çaldınız ama yani şu an seviyeye bakıyorum Brent'le aynı. Orman kampı da eşitlendi. Brent hızlı dönüyor ormanı çünkü. Evet, senin de söylediğin gibi aradaki fark da biraz kapanmış oldu alınan skorlarla birlikte. Orman temposu olarak da hiç gerisinde kalmış gibi görünmüyor Chroma Cat rakibinin. Şu ana kadar. Şu an Liandris'i var ve Ejder var. Bakalım Ozeri. Kakarot ultisini kullandı. Birebir istiyor burada skoru. Işından geldi buraya ama yeterli olacak mı bilmiyorum. Pigat olabildiğince kaçıyor. Oynadı ama birebir de kesmeyi başardı rakibini. Q'lar kaçtı. Senin de söylediğin gibi bu pozisyondan çıkmak istiyorlar. Romaket sıçrasını atmak durumunda kaldı. Maksimum hasar bırakmak istiyor. Rakipler üzerinde çok fazla hasar bıraktı ama tek başına bu pozisyonda yapabileceği başka hiçbir şey yok. Skoru verecek. Skor Eloha'da kılıyor. Ve Ejder için iyi bir pozisyon. Nonname adına. Evet oradaki 1v1'i kazandıktan sonra kemerin ışınlarıyla beraber bu nehirdeki savaşta geldiler. Kemal de skoru aldı, Kaisa da aldı. Üst öne bir de Ejder'i aldılar. Yani keşke orada Zeri girmeseydi. Çünkü ışından avantajları da var. Yani Ersin ışınlanı yok. Birazcık iletişim hatası oldu diyebilirim. Evet Kaisa 1v1 kesti ama yani herhangi bir kötü pozisyonda orada Kemal ilk gelebilirdi. Yalnız orta kurduğu da Kayne'nin ultisini kullandığını görmüş olduk ama İsabetli bir ulti olmamış. Sanırsam ultiye sıçra takaslandı. Evet sıçrasını yeni kullanmış. Sanırsam ulti geldiğinde sıçrayla beraber uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi 6 tane kurtçu Trent alıyor. Kemal belki izin vermeyebilir ama Chap'la beraber bitirebilirdi. Aldı evet. 6 kurtçu Nonname ekibi de 2 tane evler aldı. İki taraftan da objektifler takaslandı. Evet aslında çok iyi bir kuşatma kompozisyonu yok Oniros Akademi'nin ama yine de 6 kurtçunun faydasını kesinlikle göreceklerdir. Evet, üst tarafta 2 tane barikat alındı zaten Kemal alt tarafa gittiğinde. Kurtçuklarla beraber on. Birazcık barikat kazandırdı. Alt taraftan da Kaisa hala daha güçlü eşyasını bitirdi. Üstüne bir tane kazma almış. Zeri de hala daha eşya bitmiş değil. Şu an Lee Sin'in nerede olduğunu gördüler. Evet, o görüş sahibi olma biraz işleri değiştirdi. Tabii Lee Sin'in burada olduğunun farkındalar. Olabildiğince güvenli bir pozisyonda kalmak isteyecekler. Lee Sin bu baskından pek fazla bir şey alamayacak. Üste dönüşünü devam ettirdi o da. Skor orada ilginç bir şekilde Ersin Minyon'da çok net bir şekilde öne geçmiş tabii. Işından'la birlikte o farkı açmayı başardı. Zaten 1v1'de iyiydi. Dediğim gibi Işından'la beraber gibi mi yanık bir fark açılmış ve üstüne de iki barikat. Yani şu an Ersin 1v1'de daha tehlikeli.
Sampa'yı üstüne Tornbeil'in küçüklerini almış. Kemir'de hala da eşya yok. Evet, senin de söylediğin gibi henüz daha ilk eşyası biraz pahalı bir eşya olduğu için şu kuvveti bitirmeyi başaramamış. Burada Yelaha bununla birlikte altın farkında On Heroes Akademi'nin 1000 altınlık bir üstünlüğü olduğunu tekrar hatırlatalım. Dakika 13 dolaylarında. Yalnız Ersin burada bir baskın yiyebilir. Zaten kaçtı. Lee Sin geldi. Execute matonunu kullandı. Burada Ersin tek başına, Lee Sin'de desteği var. Sen de söylediğin gibi iki kişiyi yakalamak istiyor. En azından burada Elon skorunu istiyor ama Ersin bu pozisyonda çok hasar aldı. Buradan çıkabilecekmiş gibi görünmüyor. Çok fazla hasar var ama burada ölmesi için yeterli değil. Eloha'nın skor. Eloha'da kalıyor. Bu da onun ikinci skoru olacak. Güzel baskın. Ersin ultisini aldılar. Emre 2 skor gitti. Brent de şimdi ortaya dönüyor. Sıçrası yok. Kolay bir baskın olabilir. Yalnız çok güzel bir servis geldi burada Kayne'den. Aynı şekilde skorda kendi tamamlamayı başaracak. Burada üst koridordakinin rövanşı orta koridorda alınıyor. Evet, şu an hazırda çok rahat bir şekilde kuleyi vurabilir. Şimdi o bir alameti yaptırmak istemiyor. Azir'in de itme avantajı vardı. Bizim buradan çıkmak zorunda. Hatta devam edebilir Brent. Resetlenecek gibi. Evet, birazcık mesafeyi açtılar. Oo, resetlenmeden bitirdiler. Son anda arkadan vurdu. Rahat bir şekilde bitirdiler. Karşı ormana giriyorlar ama burada ilk hamlede yani kemiri kapatabilir. Dikkat etmeleri lazım. Kemirin burada kapatmak istiyorlar. Kitle kontrol manyetik fırtınayla birlikte içeri girmeye çalışırlar. Canlar çok az burada. On Heroes Akademi tarafında ama çok fazla hasar var. İlk oyuncu düştü. Devamında devam etmek isteyen bir Ersin var. Brent yakması. Canım çok az, bu pozisyonda çıkabilecek mi ama hayır. Brent işte bu hasarları verebiliyor. Özellikle Leandre ile birlikte de burada skor almaya başardılar. Birebirlik bir değişim. Yalnız alt tarafta No Name hiç boş durmaya niyetli gibi görünmüyor. İkinci kuleye dayamışlar ve ikinci kuleyi de almak üzereler. Evet ya, bu kulenin bu kadar rahat alınması hiç hoş değil. Yani Kai'Sa bayağı bir altında öne geçti. Zaten main'da 40.000 öndeydi. Üstüne ikinci kuleyle beraber altın farkı açılmıştır. O ekibi de üst taraftan kuleyi almak istiyor. Şu ana kadar güzel cevaplar geliyor. Haritada genelde bir şey yapmaya çalışan taraf No Name. Bunun karşılığında haritanın öbür tarafında bir şeyler almaya çalışan tarafta sürekli On Heroes Akademi oldu ve şu ana kadar bu işi çok iyi yapmışlar gibi görünüyor. Altınlara bakar mısın? 200 altın. 100 altın. Yani çok eşit gidiyor. Hiç farkı yok. Aslında Lee Sin'in ilerleyen zamanda biraz daha düşeceğini düşünürsek Azir ve güçlenebilecek birkaç şampiyona daha sahipler. Onun özellikle eşya güçlendirmeleriyle birlikte oyunun ilerleyen kısmında sanki biraz daha avantajlı görüyorum ben On Heroes Akademi tarafını. Ya şu an No Name 2000'in yapması gereken şey erken öde iki tane ejder almışken ejder ruhunu oynamak. Şu an çok güzel pozisyonda Brent. Şöyle birlikte bir oyun denemek istediler sözünü görüyorum ama burada yakalanan bir Brent var, hemen düşecek. Devamında içeride kalan Lunaris'in bu pozisyondan çıkma şansı yok. İkinci skor da alınıyor. İçeride Execute Matomu'da yakalanmış bir Ersin var. Ersin'e de bu pozisyonda çıkış yok. İkinci skor olacak Piga'da giden. Yani buradaki ormana girme hamlesi onlara çok pahalıya patladı. Çünkü yani Kai'Sa 2 eşya ve biz draft ekranı şuna bahsettik. Yani No Name'in pick-up kompu var. İlk hedefi düşürme, ilk hedefi avlama becerileri çok fazla şampiyonlardan dolayı ve onu da yaptılar. Rahat bir şekilde Brand, sonra Ornn. Yani birazcık daha dikkat etmeleri gerekiyordu. Üçüncü ejder gitti. No Name ejder ruhuna çok yakın. Evet, görece de erken bir 3 ejder oldu. Dakika 17'yiz. Ya bu da dakika 22 sularında rakibini bu savaşa zorlayabilecek bir pozisyona getirebilir No Name tarafı. Bakalım OH ekibi ne yapacak? Yani bu dördüncü ejderi vermemeleri lazım. Kimya ejderi bayağı bir tehlikeli oluyor. Ya sağ tarafa bakıyorum. Baron yapmaları da fena değil ya. Kai'Sa ile beraber, Lee Sin'in o tanklamasıyla beraber. Ya sol taraf gibi çok hızlı yapamıyor ama yine de bir Baron etrafında deyip de yapabilirler No Name ekibi. Altın farkı son savaştan sonra birazcık açıldı. 1500 bandında şu an. Evet, senin de söylediğin gibi bu farkın büyük bir kısmı ben Pivot'tan geliyordur diye düşünüyorum. Şu anda neredeyse bir eşya bir fark var. 1.5 bile. Arasında. Bakayım 1.5. Bir tane de yay almış. Üstünde de para vardı diye düşünüyorum. Şey de bitecek, cool da bitecek. Yani 1.5 eşya fark var ama Zerim yine de birazcık daha toparlamış.
Demin 40'tı. 40-45 civarı neydi şu an? Az da olsa. Yani Zeri'yi beklemeleri lazım. Her türlü. Özellikle ikinci eşyayı. Azir ikinci eşyaya ulaşmış. Brent hala daha ikinci eşyayı alamamış. Yalnız sıçrası var. Yalnız bir deneme gelecek buradan. Kayne'den güzel bir oyun, rakibini yakalamayı başardı. Feşkiler'in üzerine gitmeye devam ediyor. Çok fazla hasar var. Sıçrayla güvenliğe doğru kaçmaya başaracak ama Kayne bu pozisyonda takip edemiyor. Sıçrasını aldı Feşkiler. Skorunu alamasa bile. Ters tarafta da üst tarafta kuleyi alan bir Eloha var. Evet. Şimdi onlar alt tarafta. O bozu. Yalnız çok iyi oyun burada. Ersin'den şimdi ultisiyle birlikte güzel bir karşılık da geldi. Eksik ultim atamayla birlikte kendi güvenliğe doğru almaya başardı. Eloha bu takasla dezavantajı görürse de ufak bir avantaj sağladı. Kameralarımız alta döndü. Alametle birlikte aşağıda savaş var. Manyetik fırtınlar çok iyi. İnanılmaz hasar çıktı burada. Kitle kontrolüyle birlikte devam edecekler. 2'de 2 yapmayı başaran da bir Brent var. Brent bu pozisyonda 3. skor da geldi. Pigat tek başına bu pozisyondan çıkmak durumunda. Onu Heroes Academy alt tarafta inanılmaz bir savaş çıkarıyor. Evet, üst tarafta da Ersin 1v1'i de skoru vermiş. Ya orada ilk düşen Brent'ti bu arada. Alametten düştükten sonra hemen kestiler ama düşmeden bütün büyülerini attı ve o yakma efektiyle beraber 3'te 3 attı. İşte yani iyi pozisyon alabilirsiniz Brent'le. Takım savaşına ne kadar fazla hasar vurabiliyorsunuz. Bunu da görmüş olduk. Ki yani düşmüş haliydi bu. Yani bütün Q, W, E ultiyi attı ve düştü. Yani biraz daha savaş oynayabilse devamı gelirdi büyük ihtimal. Yine de Brent şu an güçlendi. 5-3 pozisyonuna geçti. 2 eşya. 3. eşyadan sonra bayağı bir can yakacaktır ama diğer taraftan da Kemil 4-0-1 oldu. Ve Ersin ne kadar o 1v1 iyi oynasa da artık Kemil'in konuşma vakti. Yan koridorda bayağı bir etkili olacak. 2 seviye fark atmış Orna. Evet, ayrı kitlemede çok büyük bir tehdide dönüşmeye başladı. Senin de söylediğin gibi Eloha 4-0 skorla birlikte artık onun karşısında Ornn'un zorlandığı dakikaları görmeye başlayacağız. Tabii bu da artık her dakika Baron için bir tehdit anlamına gelebilir. Norn'un tarafından. Yani bir şekilde bu Baron'u gizli bir şekilde alabilirlerse, çünkü çok hızlı alır bence o ekibi Azir ve Brent'le. Oyunu bayağı bir tutabilirler. Ama şu an yani Kai'Sa ve Kemal'in gücü çok fazla. Yani diğer taraftan da Brent ve Azir iyi durumda ama onlar birazcık daha takım savaşında iş yapabilir. Bir dakikada Ejder var. Şu an Baron etrafında görüşler alınıyor ama bir an önce Ejder'e de gidilmesi lazım. Evet. Senin de söylediğin gibi Baron'un görüş savaşları devam ediyor. Gitmek tükenmez bir hızla. Karşılıklı olarak tabii burada Chroma Cat bu totemleri tek başına kırmak durumunda kalabilir ama tehlikeli bir noktaya da gelmemesi gerekiyor. Yani takım adına. Ejder'in çıkmasına 40 saniye var. Burada bir savaş izleyebiliriz. Takımlar kümelenmiş durumda bekliyor. Bu pozisyon için Lomaket'le birlikte bir deneme var. Burada Lomaket'le kontrol yaptı. Oo, Eloha biraz dışarıda kaldı. Kaçan bir yetenek var. Atat'ın canı çok azaldı. Atat'ın bu pozisyondan çıkmasına müsaade yok. Atat skoru gelecek arkada. 3 kişiye tutan bir Ornn ultisi. 2 kişiye de kitle kontrol Ersin. Burada takımına hazırlıyor pozisyonu. Bir skor daha gelecek. Kayne'de kalan bir skor. Eloha'ya da devam etmek istiyorlar ama devam edebilecekleri bir senaryo yok. Bu Baron'u getirebilir. Evet, Baron'u yapabilirler. Şu an Lee Sin ayakta ama Lee Sin'i durdurabilecek şampiyonlar da var. Azir ultisiyle beraber bence o pitip sokmaması lazım. Derekil bakalım çalmaya deneyecek. 8000 can. Şöyle bir Q'la görüş aldı. 6000. Hala da totem atıyor. Red içeri atladı. 4000. Bozmaları lazım. Yalnız hala girmek istiyor. Yani bunu yapabilecek en iyi şampiyonlar var. İçeri sıçra attı agresif bir sıçra. Burada Baron'un canı 2500 tamamlamak istiyor ama canı çok azalmış bir durumda. Çarp attı ama ya, burada çalmayı başaracak mı? Hayır. Çalmayı başaramasa da burada bir skora karşılık Baron Ornn Heroes Academy tarafında kalacak. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı yani. Smite'ı biraz erken attı. Ya 5-10 canı gördüm. Yani tekrardan izlemek lazım bu pozisyonu ama sanırım 5 can ben de gördüm. Evet ya, 5 canı gördüm. İyi deneme. Yani o pozisyonu zaten 4v1'de yapabilecek en iyi şey bu. Yani vakit kazanıp çalma deneyecek. Diğer taraftan da Lee Sin'le uğraşırken Kai'Sa alt tarafta Ejder'i almış. Şu an Nolne ekibinde bir kimya Ejder ruhu var. Bakalım bu Baron'u nasıl kullanacaklar. Onlara bayağı bir vakit kazandıracaktır. Özellikle Zeri'nin toparlanması için ama yani Azir ile Brent inanılmaz hasarlar veriyor ve o takım savaşını başlatan aslında Norname'di. Atat'ın attığı o sıçra kitle kontrolüyle beraber
kaçınca bir anda OHA ekibi Orn ultisi ve Rally'nin takım savaşı başlatmasıyla beraber savaşı diğer tarafa çevirdi kendileri için. Şimdi Baron güçlendirmesiyle beraber üst tarafa doğru ilerliyorlar. Seçim ekranında söylemiştin. Eğer Camille'in yetenekleriyle birlikte iyi bir pozisyondan takım savaşı başlatamazlarsa ilerleyen oyunda zor savaşlar bekliyor Noname demiştin. Az önce de bunun bir özetini görmüş olduk. Evet. O ilk başlangıçta Noname kilidi çekmesi lazım. Yoksa istediğini yapabilir. Yalnız Kai'Sa iyi vuruyor. Evet. 2-1'de hiç korkusuz oynadı bu pozisyonda Pigat. 5-0-1'de hala o da çok güçlü bir konumda olduğunu hatırlatalım. Altın farkında 2000 altınlık bir fark olsa Ersin. Dahi yalnız Ersin önde kalmış olabilir. Şimdi ocağın çağrısı kullanıldı, yakalanacak mı? Pigat yakalandı, hemen düşecek devamında. Bilsin skoru da geliyor. Bir saniye içerisinde iki skor. Şimdi kuşatmaya gitmek istiyor. Skordora giden bir ışınlanma kayına var. Orta koridorun kuşatması da hızla devam edecek gibi. Yalnız Kadir, Baron güçlendirmeleri var ve altı kurtçukları var. Yani oyun dakikası erken gözükebilir ama yani bitirebilirler mi? Ya bitiremezler ama iki inhibitor gider gibi bakıyorum. Orta taraftan şu an ilk kuleye aldılar inhibitor. İnhibitora doğru yapıştılar. Kaynede yukarı ışınını atıp oradaki minion dalgalarını getirdi. Hemen üst tarafa doğru ilerleyecektir. Evet, bu iki skorun cezası iki inhibitöre dönüştü. Senin de söylediğin gibi dakika 24'te. Evet, çok rahat bir şekilde ilk inhibitor aldılar. Yani gene o pozisyonda yani Camille giriyordu, Leona ona doğru daldı ama işte istenen hedefe vurulmayınca Ersin baktık, aa Kai'Sa varmış burada, sıçrası yok. Hemen ultisiyle beraber kitle kontrolü Kai'Sa'nın uyguladı. Sonrasında Rally'nin takip etmesiyle beraber rahat bir skor aldılar. Kai'Sa çünkü en güçlü takım arkadaşlarından biri. O da şu an 3.5 yaşa yanılmaz hasarlar veriyor. Diğer tarafta bakıyorum, Zeri hala 3 yaşa alamadı. Ama Brent ile Azir'in durumu çok iyi. Onlar da 3 yaşa, hatta Kayna 4 eşya. Oo. Ya Baron'la birlikte ben mi yanlış söylüyorum? 4 eşya mı? Evet, 1 2 3 4 ve Zoe'da daha 2. Bu fark ne? Ben bunu hiç dikkat etmedim. Evet, orta koridorlar arasında inanılmaz bir fark var. Senin de söylediğin gibi Baron'la birlikte 5200 altınlık bir fark açmayı başardı Only Heroes Academy. Altın farkı bir anda fırladı iki takım arasında. Şu anda 5000-6000 dolaylarına kadar çıktı. Biz dikkat etmiyormuşuz da Kayna gizliden taşıyormuş. Şu an fark ettim. Bir değil iki eşya önde olduğunu. 100 milyonda fark var. Şimdi o da orta tarafı itiyor ve alt tarafa doğru ilerleyecektir OHA ekibi. Baron güçlendirmeleri yok ama minionları iyi getirmişler. Bunları temizlemesi lazım Noname ekibinin. Kuleye vurmaya... Evet başladılar. Kurtçuklar var. Kurtçuklar hızlı gider. Kurtçuklar senin de söylediğin gibi burada işleri değiştiriyor gibi. Kule hızla gitti. Üçüncü inhibitor içinde avantaja sahipler. Takım savaşını isteyen TANAP burada. Only Heroes Academy hemen Zoe'yi düşürecekler. Devamında Atat kaçmak durumunda. Pigad'ın canı %50'ye kadar düştü. Burada savaşabilecek Camille bir konum yok. Lazım. İnhibitörü mü bitirecekler? Hayır, oyunu bitirmek istiyorlar. Camille geldi bu pozisyona. Işınlanıyla birlikte ultisiyle birlikte güvenliği ayırmaya çalışıyor kendi takımına ama Atat'tan burada canının hala düştüğünü görüyoruz. Bir skor gelecek diye bakıyorum. Arka tarafta Camille hasar vurmaya çalışıyor ama Camille düşüyor. Düşecek bu pozisyonla birlikte hayatta kalan tek isim, iki isim var, bir tanesi burada yakalandı kitle kontrolle birlikte. Pink atla düşecek, canlar çok az, tek başına Derekil hayatta ama Durnaris 4'te 4 yapmayı başaran bir Pink at var, tutmayı başaracaklar. Katliam geliyor, zorlamanın sonucunda bu savaş bir anda tersine döndü Noname adına. Yani oyunu bitirmeyi o kadar çok istediler ki yani birazcık daha yavaş oynadılar, kule altılar gelmese bence bitirebilirlerdi. Aç gözlüklerini kurbanladılar diyebilirim ama olsun ya, 3 inip aldılar. Noname'ın bu minion dalgalarıyla bayağı bir uğraşması lazım. Onun için zorlu dakikalar. Unuttuğumuz bir gerçek vardı. 9-2-2'lik bir Kai'Sa var. Pigat tarafında 4 skorla birlikte bu savaşın kazanılmasında en büyük katkıyı verenlerden bir tanesi oldu kendi takım adına da. 40 saniye sonra çıkacak Kadim Ejderha burada işleri belki biraz daha değiştirebilir. Baron'un çıkmasına da aynı süre var. Bakalım takımlar hangisini tercih edecek? İki takımın önceliği hangi tarafta olacak? Bunu da birazdan göreceğiz. Yine çok yakın bir zamanda bir savaş izleyeceğiz gibi görünüyor. Evet, yani sıkıntılı durum Noname için minionlarla uğraşması lazım ve saniyesinde alır. O hakikli Brent Azir Zeri ile beraber. 4.5 eşyalı bir Azir. Yani hiç affetmez. Şimdi onlar da Elder tarafında görüş almaya başladılar. Şu an Baron'u çok umursamıyorlar. Kadim Ejderha'yı Noname bırakırsa
Onlar için çok sıkıntı. Şu an Zoe üst taraftaki minyonları tutuyor ama ışınan yok. Buraya gelmesi lazım. Evet. Kayne de olabildiğince rakiplerini içeri sokmamaya çalışıyor. Burada uzak menzilden Kadim Ejderhan Dan'ı çok rahatla düştü. Burada Fırlattık. Voltik geldi. Fırlatma ile birlikte senin de söylediğin gibi arka tarafta Eloha ters tarafta kalmış olabilir. Bir kişiyi yakalamaya başardılar. Pigat'ın canı çok az. 2'de 2 yapmaya başardı. Pigat hala düşmedi. Şimdi düşecek. Devamında içeride canlar çok azalmış durumda. Lone M takımı düşüyor gibi görünüyor. Ersin tek başına bu savaşta. Dev kadro 3'de 3 yapmayı başardı Ersin. Devamında iki kişinin arasında burada hala devam edebilecek diye bakıyorum. Lunaris desteğe geldi ama canı çok azaldı. Ersin bu pozisyonda devam edebileceği bir nokta yok. Ersin 3 skordan sonra düşecek. Lunaris tek başına bu pozisyonda tutması çok kolay görünmüyor. Sanırsam o da düşecek. Evet, Lee Sin Q'su ile beraber atlayan mı yapacaktır. Yalnız o pozisyon 4v5'ti Kadir. 4v5 pozisyonda. Oo kuleler! Minyonlar! Evet, minyonları da tutması gerekiyor. Böyle bir sorumluluk var. Lee Sin defansa gel! Evet. Lee Sin'e ihtiyacı var. Çok fazla minyon var. Yani Flash Killer düşmek üzere. Oyun bitecek. Lee Sin'in desteği geldi bu pozisyonda. Minyonların çıkmasıyla birlikte de muhtemelen tutacaklar ama Nexus açık şu anda. Evet, Lee Sin minyonları temizlemek için üste döndüğünde timat aldı. Yani şu an evet, Kayısının gelmesine rahat bir şekilde temizleyeceklerdir. Yani deminki pozisyonu konuşuyordum. 4v5 pozisyonda o istediğimiz takım savaşı başlangıcı Noname yaptı. Kamen ultisiyle beraber Kayısı da arka tarafa girdi ve Zeri ve Azeri rahat bir şekilde düşürdüler. Bu takım savaşlarını aynı şekilde yapmaları lazım. O Kamel ultisinin önemi çok büyük Zeri ve Azeri üzerinde. Şimdi tekrardan minyonları itip Kadim Ejderha tarafında toplananlara Drakir hızlı bir şekilde başladı. Bunu bitirmek istiyorlar ama Kamil ve Zoe şu an aynı pozisyonda değil. Ersin burada bir savaş başlatabilir. Kayseri'nin sıçrası yok. Yalnız burada Onir Ozak Akademi savaşmak istiyor. Ocağın çağrısı geldi. İçeri girmek istiyorlar. Önce Lee'sin üzerine gittiler. Lee'sin burada Kadim Ejderha'yı almayı başardı. Devam edecekler gibi görünüyor. Pigat bu pozisyonda çıkmak istiyor. Şimdi Flash Killer desteği geldi ama Atat'ın canı çok azalmış durumda. Arka tarafa sarkan bir Pigat var. Hemen skoru almayı başardı. Kronometre'ye de girecek. Burada skorlar gelmeye devam ediyor. Kadim Ejderha güçlendirmesi skorlar için yeterli oldu ama Pigat içeride kalacak. Ersin yine aynı senaryoyu yaşatıyor. Kadim'le birlikte Ersin de bu pozisyonda düştüğünü göreceğiz. Tek başına kalan bir Lunaris yine ölüm süreleri 40 saniyenin üzerinde. Bu ikili baron yapabilir mi diye bakıyorum ama hala Nexus'a giden minyonlar var. Evet, alt tarafta çok fazla minyon var. Yani Zoe tekrardan o minyonlarla uğraşacak gibi. Deminki kadar çok değilmiş. Minyonlar da çıkınca o büyük minyonları tuttu ve inhibitörler geldi. Artık Noname ekibi birazcık daha nefes alabilecek. Şimdi Kadim'le beraber Zoe ve Camille de var ama yine de istedikleri hasarda vurabilirler. Oran güçlendirmeyi ama oynamak birazcık zor olabilir. Drakin'den yine bir çalma pozisyonu görebiliriz. Evet. Bir önceki seferde çok yakın kaçırmıştı Drakin ama bu sefer çalmayı başardı. Ve bu çalınan Kadim Ejderha belki de oyunun kaderini değiştirdi diyebilir miyiz? Evet. Yani şu an inhibitörlerin çıkmasıyla beraber evet alt taraftaki de çıktı. Arda da birazcık daha hamle potansiyeli yapmaya başlayacaklardır. Şimdi iki tarafta baron etrafında görüş almak istiyor. İki takım savaşı boyunca Kayısı ve Kamil her zaman istedikleri yerdeydi. Azir ve Zeri'ye ulaşmaları gerekiyor. Bakalım aynı pozisyonu yakalayabilecekler mi? Kayne'nin bu sefer Zonya'sı yani var. Yakalanan bir oyuncu var. Flash Killer içeri girmeyi denedi ama hala Kadim Ejderhan'ın devam ettiğini söyleyelim. 50 saniyesi var. Bununla birlikte Lunaris üzerinde çok fazla hasar var. Lunaris 150 cana kadar düştü. Burada savaşmak isteyen taraf mı o neymiş gibi görünüyor. En azından Brent, Kadim Ejderhan'ın Brent yakalanacak bu pozisyonda hemen düşüyor. Saniyesinde Brent skorunu almaya başardılar. Ormancısı olmayan bir takım. Bu baronda savaşması çok kolay olmayacaktır. Baron'a başlayan taraf Noname takımı. Bununla birlikte Baron'un bir hayli de hızlı eridiğini söyleyebiliriz. Ersin buraya doğru geldi. Ocağın çağrısıyla birlikte Baron'daki oyuncuları yakalamaya başardı. Baron'un canı 1500'e kadar düştü. Bu sefer oyunu bitirmeye gidiyorlar 3 kişilik bir ekiple. Bozması güzel bir karar. Nexus'a gidiyorlar burada. Olabildiğince oyalamaya çalışacaklar ama savaşçı yeterli olacak mı? Zonya da geldi. Bir otomatik saldırı. Vector kazandırıyor. Only Heroes Academy. 32 dakika sonunda galibiyete ulaşacak.